Tirebolu 42 Çay. Seçkin marketler ve www.tireboluçay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Tirebolu 42 Çay'ın sunduğu Galatasaray gündemini sizlerle paylaşacağım. Son 24 saatteki Galatasaray haberleri neler, onları paylaşmaya çalışacağım. Hemen arkamda zaten Tirebolu 42 Çay'ın değişik ürünlerini görüyorsunuz diyelim ve Galatasaray haberlerine başlayalım. Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür etmek istiyorum. Yorum, beğeni ve abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir. Hemen şöyle başlıklara bir göz atalım. Bu videonun içerisinde hangi başlıkları sizlere sunacağız ya da hangi haberleri sunacağız, onların başlıklarını iletelim. Sacha Boey Galatasaray'a yine ilaç oldu. Muslera sorunu bir kez daha çözülemedi. Galatasaray Kasımpaşa kadrosu belirlendi. Bir şüpheli isim var. Onunla ilgili görüşümüzü de paylaşacağız. Zaniolo'dan güzel haber geldi. Galatasaray'da iki dev transfer için Erden Timur ön anlaşmayı imzaladı. Tottenham'ın ilginç planı Galatasaraylı oyuncuyu ciddi manada üzecek gibi görünüyor ve müthiş bir iddia İngiltere'ye gidiyor deniyor. Kim bu oyuncu? Ondan da bahsedeceğim. Hiç de aklınıza gelmeyecek bir oyuncuyla ilgili İngiliz basınında haber var. Şimdi bu başlıkların altlarını dolduracağız. Önce Sacha Boey demiştik. Hemen oradan başlayalım isterseniz, Sacha Boey gelişmesinden. Galatasaray'da menajer George Gardi Galatasaray'dan 7 milyon euro alacağı olduğunu söylemişti ve bunun ödenmemesi durumunda biliyorsunuz neler yapıyor menajerler. 7 milyon euroluk borcun kapandığını söyleyelim. Hatta 15 gün önceden futbolcuların maaşlarının da yatırıldığını vurgulayalım. Bunun arkasında yatan gerçek işte Sacha Boey gerçeği. Çünkü Sacha Boey'den gelen paralar bu önemli noktada kriz çıkartabilecek konunun ortadan kaldırılmasını sağladı. Hemen bunu paylaşalım. Sizinle devam ediyorum. Yani maça da geleceğim ama Muslera konusundan bahsedeyim. Muslera sorunu yine çözülemedi. Yeniden bir görüşme yapılacak. Yani bu kadar uzaması gerçekten de beni şaşırtıyor Muslera konusunun. Yani hemen imzalanması lazım. 2 yıl diyorsa 2 yıl, 2,5 milyon euroysa 2,5 milyon euro devam ettirilmesi gerekiyor. Tabii bu benim görüşüm. Acaba yönetim de hani biz seçilir miyiz, seçilmez miyiz, yeniden aday olur muyuz, olmaz mıyız, yeni yönetimi bağlamayalım diye mi düşünüyor bilmiyorum ama herhalde bu konuda düşünülecek en son oyunculardan bir tanesi. Yeni gelecek yönetim de bu noktada herhangi bir sıkıntı çıkartmayacaktır diye düşünüyorum. Gelelim Kasımpaşa maçına. Kasımpaşa maçında Davinson Sanchez ve Serge Aurier yok. Biliyorsunuz Serge Aurier milli aradan sonra olacak gibi bir düşünce söz konusu. Ve Oliveira, Kaan, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu da sarı kart sınırındaki oyuncular. Oliveira bakalım kadroya dahil olacak mı? Galatasaray son 10 maçını kazandı ve son 17 maçında yenilmedi. 29 maçta 64 gol atarken sadece 17 gol yedi. Ligin en az gol yiyen takımı. Buna karşılık Kasımpaşa'nın farklı bir özelliği var. Hem atıyor hem yiyor. 50 gol attı, 51 gol yedi. Dolayısıyla Kasımpaşa maçı sanki gollü bir maç vaat ediyor gibi görünüyor Kasımpaşa açısından ama Galatasaray'da az gol yiyor. Bunu da söylemek lazım. Mesela Hayri asistleri, Aytaç Kara'nın golleri de bir anlamda uzaktan çektiği şutlar da dikkat çekici oluyor. Bunları söylememiz gerekiyor. Kasımpaşa maçı Recep Tayyip Erdoğan stadında saat 16'da başlayacak. Atilla Karaoğlan yönetecek karşılaşmayı. Beklediğimiz Galatasaray 11'inden de bahsedelim. Muslera'nın kalede olmasını bekliyoruz ki artık yani neredeyse ağız alışkanlığı oldu. Kaan sağ bekte, Nelson, Abdülkerim'in oynama ihtimali belirdi. Bunu söyleyelim. Olmazsa tabii Berkan Kutlu oynayacak. Sol bekte Körn. Torreira, Kerem Demirbay artık oraya gayet iyi yerleştiler. Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi 11'ini göreceğiz Kasımpaşa karşısında. Bunu söyleyelim. Gerçekten de önemli bir karşılaşma olacak. Bu arada küçük bir not. Milli takım arasında da Galatasaray Antalya kampına gidecek. 25-29 arasında 5 günlük bir kampı olacak. Onu da hatırlatalım. Antalya kampı, hatta burayı takip eden gazeteciler için de akreditasyon tarihini 22'sine belirlemişler. En son 22'sinde akreditasyonun belirlenmesi lazımmış. Şimdi biz bunu o tabii gazetecilerimizin daha çok düşündüğü bir nokta olacak. Bir kenara bırakalım ve devam edelim. Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı saat 16'da. Fenerbahçe'nin Trabzonspor deplasmanında oynayacağı karşılaşma 20.30'da. Çok fazla rastladığımız bir durum değil. Arka arkaya iki maç oynanacak. Galatasaray maçını kazanırsa çok rahat bir şekilde sırtını yaslayacak koltuğuna maçı izleyecek. Olumsuz bir durumda da yine bu kez de biraz daha endişeli bir şekilde izleyecek diye bakabiliriz. Ama maçın favorisinin net bir şekilde Galatasaray olduğunu söylemeye sanıyorum gerek bile yok diyorum. Ve devam ediyorum şu başlıklarını söylediğim haberlerin altlarını doldurmak için. Zaniolo. Şimdi Zaniolo ile ilgili bir gelişme oldu. Güzel bir gelişme. Zaniolo İtalya milli takımına çağrıldı. Şimdi neden güzel bir gelişme? Çünkü Zaniolo'nun İtalya milli takımına çağrılmış olması Aston Villa ile olan yol ayrımından sonra İtalya'daki pazarının yükselmesi anlamına geliyor. Mesela Lazio sadece 10-12 milyon euroluk bir rakamdan bahsetmişti ki bu konu dikkat çekici bir konu. Venezuela ve Ekvador maçlarında kadroda olacak Zaniolo. Eğer oynarsa biliyorsunuz milli takımda oynadığınız zaman göz önünde oluyorsunuz. Bu şansı da kullanıyorsunuz. Şimdi Zaniolo'yu söyledikten sonra şöyle söyleyelim. Şimdi bir iki tane daha dikkat çekici haber var. Bunlardan bir tanesi Tottenham. Tottenham'ın teknik direktörü Postacıoğlu diyor ki ben Endombele'yi istemiyorum ki geri dönüyor Endombele. Onu 20 milyon euroya satalım, bana Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i alın diyor. Tabii kim alır bu kadar oynamayan oyuncuyu, o bir soru işareti ama o bizi ilgilendirmiyor. Galatasaray oraya gerçekten müthiş bir oyuncu buldu, onu söyleyebiliriz. O oyuncuyla ilgili bir ön görüşme, ön anlaşmada yapıldı ama biliyorsunuz ön anlaşmalar ön anlaşma adı üstünde, yani gerçek resmi bir anlaşma değil, onu da vurgulamamız gerekiyor. Bu manada söyleyeceğim o ismi de sizlerle paylaşayım. Burada dedim ki müthiş bir iddia var İngiltere'de demiştim. İşte o iddiada şaşırtacak belki sizi ama Mertens'in Leicester City'ye dönmesini istiyorlar. Yani Leicester City'de oynamasını istiyorlar. Olsun 36 yaşında ama bize tecrübe lazım diyor. Şeyi de söyleyeyim, TCF Filbert Way haberine göre gelsin bir yıl bizde oynasın diyor. Henüz Galatasaray'a da olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi. 2.9 milyon euro alıyor ki Leicester bu parayı rahatlıkla verir ama eğer oynayacaksa bence Galatasaray'ı da tercih edebilir. Çünkü oynama konusunda biraz tereddütleri olan bir oyuncu. Madem sözleşme dedik içeriden, onu da söyleyelim. Barış Alper ve Abdülkerim'e sözleşme teklifi yapıldı. Hatta Barış Alper'le bir ön anlaşma gerçekleşti. Abdülkerim'le de anlaşıldıktan sonra resmi açıklamanın yapılmasını bekliyoruz. Bunu da söyleyelim ve dedik ki bu haberlerimizin içerisinde bakıyorum. Galatasaray'da iki dev transfer için Erden Timur ön anlaşmaları yaptı dedik. Şimdi ön anlaşma kesin anlaşma anlamına gelmiyor diye bir kez daha söyleyeyim. Çünkü talipleri çıkıyor, başka noktalara gidebiliyorlar oyuncular ya da işte sizin bir genel kurulunuz var. Bu genel kurul öncesinde bu imzaları resmiyete dökmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz gibi pek çok soru işareti var. Ama biz net bir şekilde bu isimlerden bahsedelim. Bunlardan bir tanesi Wilfred Ndidi. Ndidi artık başka bir heyecan aradığını net bir şekilde ortaya koydu ve Erden Timur da çok yakın temaslarda bir ön anlaşma kendisiyle yaptı. Ama bu ön anlaşmayı bakalım resmileştirebilecek mi? Bundan daha önemlisi sürpriz bir gelişme oldu. Onu da söyleyelim. Milli oyuncu Yusuf Yazıcı'yla Erden Timur prensipte anlaştı. Peki prensipte anlaştı, imza olmaz mı? Çünkü bu iki oyuncunun da 2024'te sözleşmeleri bittiği için hareket etme kabiliyetiniz oluyor. Hem Wilfred Ndidi ile görüşüyorsunuz kulübüne sormadan, hem de Yusuf Yazıcı ile görüşüyorsunuz. Bu önemli. Ama Yusuf Yazıcı'da şöyle bir sıkıntı var. Ben bir dezavantaj bir avantaj diyeyim. Dezavantaj, Corriere della Sport Napoli'de istiyor oyuncuyu diyor. Avrupa'da kalmak ister mi? Öbür taraftan avantajı da şu. Biliyorsunuz birlikte olduğu oyuncu arkadaşı, sevgilisi diyelim, o da İstanbul'a gelmek istiyor. Dolayısıyla burada bir ikilemin arasında kalmış olabilir Yusuf Yazıcı. Ama Erden Timur diyor ki hani iki tane sözleşmesi bitmiş oyuncuyla bombayı patlatacaklar. Bir 10 numara Yusuf Yazıcı ki bu sezon 36 maç 10 gol 3 asistle oynuyor. Müthiş bir performans sergiliyor ve Wilfred Ndidi de hani koyun Torreira'nın yanına, yaslanın arkanıza, rahat rahat maçı seyredin, öyle bir oyuncu. Bunu da yanına ekleyelim. Evet, Galatasaray'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Her şeyi verdim. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın demeden önce Tirebolu 42 çayını unutmayın. Hoşça kalın.